Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Adventurer Motosiklet Ekipmanları firmasına konuk olduk. Firma ortaklarımızdan Sayın Tamer Kurşunlu ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Tamer Bey. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Fuar gerçekten yılların dönüp baktığım zaman en kalabalık fuarı yaşıyor. Evet. En coşkulu gününü yaşıyor. Ama ben yine de soracağım, nasıl geçiyor fuar? Çok iyi geçiyor. Biz yerli üretici olarak çok iyi tepkiler alıyoruz. Hızla büyüyen firmamızı herkes destekliyor. Biz çok mutluyuz fuarda olmakla. Mutluyuz. Diyorum ki diğer günlerde de aynı mutluluk sizlerle olsun. Teşekkür ederiz. Adventurer gerçekten muhteşem bir firma. Tamamıyla yerli üretimin bizlerle buluşması. Yani kalitenin uygun rakamlarla buluşması aslında. Anlatalım mı? Nasıl doğdu firma? Adventurer firması bundan 3 yıl önce bir Ar-Ge inovasyon çalışmasıyla başladı. Son 2 yıldır artık piyasada ve yollarda görebildiğimiz bir marka haline geldi. Hızla ürün gamı genişleyen bir firma. Şu anda 86 farklı ürün çıkarıyoruz tesislerimizden ve tamamı yerli üretim. Bu yılla birlikte yurt dışında da pazarlanmaya başlanan bir firma. Hangi ülkeler? Meksika'da, İngiltere'de ve Güney Amerika'da satılmaya başlandı. Türkiye'de de hızla bayilikler veriyoruz ve büyüyen bir trendle devam ediyor şirketimizdeki çalışmalarımız. Süpersin, çok keyifli anlattın. O zaman ben buradan Ar-Ge grubumuza, tasarım ekibimize, kısaca Ada Zeyi emeği geçen tüm emekçilerimize de teşekkür ediyoruz. Emeklerine, yüreklerine evet, sağlık diyoruz. Firma 3 yılda gerçekten çok büyük bir büyümeyle bizlerle buluştu. Şu an tüm Türkiye'de bir marka olmuş durumda Adventurer ve bunu da aşarak yurt dışına sizin de belirttiğiniz gibi yayılmış durumda. Ben düşünüyorum da bu bakış açısıyla bu muhteşem modellerle ve ürünlerle hedefler gerçekten büyük olmalı. Hedefler neler değil? Hedef yaklaşık 10 ülkede satılmak. Türkiye'de de 100 adet bayi ile çalışmayı planlıyoruz. Bunun dışında önümüzdeki yıl Avrupa'da bir lojistik merkezi kurup ürünlerimizi Avrupa'da böyle dağıtacağız. Yani teknik şartları daha kolay aşacak Adventurer. Buradan üretilen mal Avrupa'da stoklanacak ve Avrupa'da şehir içi dağıtımı yapar gibi ürün dağıtmayı planlıyoruz. Böylece de önümüzdeki yıl en az 10 ülkede olacağız diye planlıyoruz. Her şey çok güzel. Hayat çok süper. Güzel. Ben buradan anlıyorum ki zamanı sizlere hediye ediyoruz diyorsunuz aslında Adventurer olarak. Çünkü Türkiye'de bir sıkıntı yaşanmıyor. Çok kuvvetli bir depomuz var. Muhteşem ürün yelpazeleri buralarda stoklanıp aynı anda dağıtımı gerçekleniyor. Yurt dışı pazarında da terminde asla sıkıntı yaşamadık bugüne evet, kadar. Çünkü o süreyi çok iyi biliyoruz ve istenilen süre o şekilde belirtilerek ve yurt dışına dağılım gerçekleşiyor. Ben yine de yurt dışı bağlarıyla adımızı Adventurer markasıyla taşıyacağınız için sonsuz teşekkürler ediyorum sizlere tüm Türkiye'm adına. Ve ben yine diliyorum ki başarınız, kaliteniz, uygun fiyatlarınız, müşteri memnuniyetiyle birlikte uzun ama çok uzun yıllar boyu bizlerle olsun. Saygılar olsun. Çok teşekkür ederiz bizlerle. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Fuar Merkezi'nden Adventurer markasına teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.